Evet sevgili dostlar, Şatengen kanalına hoş geldiniz. Kanalımız günden güne büyüyor. Siz dostlarımızla, buradan hepinize teşekkür ediyorum. Bugün yine farklı videolarla karşınızda olacağız. Arkadaşlar Nisan ayındayız. Kar yağacak neredeyse tepemize. Buz gibi bir hava var. Biz yine Eskişehir Merkez Avcılık, Atıcılık ve İhtisas Spor Kulübü'nün poligonundayız. Yine farklı bir denememiz olacak. Burada hep beraber. Bugün yine benim emektarım Ata CE Taktikal. Şöyle boş emniyette. Üzerinde Sitemark'ın M-Spec mini shot modeli Red Dot'um var. Daha doğrusu Reflex Sight'ım var arkadaşlar. Bununla denemelerimizi yapacağız. Bugünkü denememizin konusu, geçen Facebook'ta bir konu vardı. Bir abimiz paylaşmıştı. Onunla ilgili. Ev savunmasında işte nişan almadan atış yaparsanız hangi fişeği tercih edersiniz? 12 gauge bir tüfek için tabii ki. İşte tek kurşun, buckshot ve buckshot vardı. Ben oraya tercihimi birdshot dediğimiz kuş saçmasından yana kullandım. Size şöyle göstereyim. Tek kurşun. Şu buckshot dediğimiz 9'lu. Şu da buckshot 07, 27'li arkadaşlar. Bugün bunlarla deneme yapacağız. Şöyle söyleyeyim. Tek kurşunlar bayağı güçlü. Delip geçme özelliği fazla olanlar. Evde bunu kullanmak ne kadar doğru biliyorsunuz. Yeni nesil evlerde duvarlar çok ince. Buradan attığınız karşı komşunun duvarını delip bir gözetleme deliği açmak çok kolay. Karşıdaki insana zarar vermek günümüzde çok kolay. O yüzden tek kurşun pek tercih etmiyorum. Şöyle buckshot'ları da göstereyim, saçmaların ne kadar iri olduğunu. Bunların da sekme ihtimali, gene delip geçme ihtimali yüksek olduğu için bunları da pek tercih etmiyorum. Hem miktarı az, şöyle göstereyim. Kuş saçmasında bu 32 gram. İçinde ne kadar çok saçma var. Zaten maksat yaralamak, kesinlikle öldürmek değil. Bunları da tekrar göstereyim. Biliyorsunuz eskiden evlerde kara sıva yapılır, üzerine ince sıva yapılırdı. Duvarlar bayağı sağlam olurdu. Yenilerde artık sade alçı. Delip geçmek çok kolay. O yüzden hani zaten ola ki kullanmak zorunda kaldınız. Allah göstermesin arkadaşlar. Hani seçimi iyi yapmak lazım. Ben de burada şimdi bu Facebook'taki konuya istinaden bir video çekeceğim. Şimdi nişan almadan şöyle göstereyim. Hatta şöyle yapalım. Şunları alayım. Fişeklerimi kullanacağım. Fişekleri yan fişekliğime koyayım. İlk önce tek kurşun atacağız zaten. Ondan sonra 9'lu. Ondan sonra 27. Ondan sonra kuş saçması. Evet, şimdi tek kurşunla hedefim karşıda, yaklaşık hedefim 10 metre. Direkt nişan almadan atış yapacağım. Tüfeğimi besledim. Direkt, evet. Direkt nişan almadan attım. Şimdi gidelim hedefimize. Şu boş kovanımızı alalım. Evet. Adamın bundan sonra arkadaşım bir daha çocuğu olmayacak arkadaşlar. Nişan almadan atış yaptım. Görüyorsunuz adam artık dünyaya çocuk getiremeyecek. Zaten getirmesi de pek makbul değil zaten böyle insanların. Şimdi sırada gerçi çok geldik. Şuradan atmıştık. Gene aynı yerden atalım. Şimdi göstereyim. Şu buckshot 9'lu. Şöyle. Evet. Direkt nişan almadan atışımı yapıyorum. Evet. Şu boş kovanımızı yine alalım. Evet. Bakın arkadaşlar. Nişan almadan atış yaptık. Hedefimizde 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir de şurada sanırım. 7 tane şöyle karın bölgesinde 7 tane buckshot'ımız var. Ha, bir tane de burada var. Neredeyse 10 metre mesafede neredeyse tamamı hedefte toplanmış. Ama dediğim gibi bunlar iri saçma olduğu için karşıdaki insanı öldürme ihtimali yüksek. Bu arada şunu da söyleyeyim. Tüfeğimde 5 numara şok var. Yani en geniş şok. Şimdi aslında işaret koysak mı? Kalemimizle arkadaşlar şöyle işaret koyalım. Bilelim en azından hangilerini vurduğumuzu.
Şöyle. Kalemimizi şuraya bırakalım. Evet. Şimdi de 27'li bakşatla atışımızı yapacağız. Dediğim gibi burayı bir koridor olarak düşünebilirsiniz. Nişan almadan direkt ani bir nasıl diyelim, panik halinde ateş ettik. Hemen doğrulttuk. Tekrar atışımızı yaptık. Şu boş kovanımızı da alalım. Hedefimize gidelim. Bakın bu da 27'linin dağılımı. Nişan almadan atış yaptık. Hedefimizde maşallah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, bir tane şurada var, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24. Bundan da 3 tane eksik. 24. Arkadaşlar bu arada tek kolu yok. Belki orada da 3 tane de orada olabilirdi. Hedefimizde 24 tane var. Adamımız eleye döndü. Dediğim gibi bu saçmalar iri olduğu için öldürme ihtimali yüksek. O yüzden şöyle bir de sekme ihtimali de var. Ben ev savunması için bird shot dedikleri kuş saçması, daha 9 numara, 10 numara, böyle daha kum saçma dedikleri saçmaları tercih ediyorum. Şöyle tekrar göstereyim. Şimdi bununla aynı atışı gerçekleştirelim. Evet. Nişan almadan. Evet. Şu boş kovanımızı alalım. Oh. Bakın arkadaşlar bunu saymaya gerek yok. Kolu falan. Adamın her yeri saçma oldu. Belki de bunun öldürücülüğü daha fazla. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz üzere mankendeki sonuç bu. Yani nişan almadan yapılan atışlar refleks olarak ani kaldırdınız, attınız. Evinizdeki hırsızda olacak olan etki bu. Bizim burada mazlumu kullandık. Buradan mazluma teşekkür ediyoruz. Yani inşallah kafadaki sorulara yanıt olmuştur. Yani bu tarz nasıl diyeyim? Bu tarz savunma, özellikle savunma, home defense dediğimiz konularda herkesin farklı bir fikri var. Ben bunu geçen muhabbet olmuştu. Onun için böyle bir en azından görsel, elle tutulur bir hale getirmek istedim. Ya işte sonuç böyle ortada arkadaşlar. Tek kurşunumuz, arkadaşımızın artık çocuğu olmayacak. Bunlar attığımız 9'lular, 27. En çok hasarı burada kuş saçması tutmuş gibi gözüküyor. Ama ette nasıl bir şey olur, sonuçlar olur? Tabii ki bunu bilemiyorum. Bu tamamen kişisel tercih sebebidir. Herkes kendi tercihine göre seçimini yapabilir. İnşallah böyle bir şeyle karşı karşıya kalmayız ve böyle bir duruma gelmek zorunda kalmayız diye temenni ediyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı, farklı fikirleriniz varsa yorum yapabilirsiniz. Tek tek yorumlarınızı okuyup cevap veriyorum. Elimizden geldiğince hani konulara açıklık getirmeye çalışıyoruz. Ha, biz çok bildiğimiz için değil, biz tamamen görselleyerek hani sonuçları nasıl denir? Bir sonuç ortaya koyarak yapıyoruz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Takipte kalın.